giren ekipten arkadaşımız. Mikrofonu tutalım şöyle. Mustafa Avcı. Mustafa kardeşimiz bizlerle birlikte. Haberi duydunuz. Bartın Belediyesi itfaiye ekibindesiniz. İlk siz gittiniz. İlk manzarayı sizden dinlemek istiyorum. Evet, Amasra itfaiye ekibindeniz. 112'den patlamayla ilgili bir ihbar geldi bize. Hemen arkadaşlarımız toparlayıp patlama yerine gittik. Ama facianın yani büyük olduğunu haber alınca 112 telsiz kanalıyla bütün herkese haber verdik. Ama bir anda yığıldı herkes oraya. Tabii yani en başta kimse yoktu. Bizden 4 arkadaşımızı hemen içeriye gönderdik tam teçhizatla beraber. Sonradan bütün madencileri göreve çağırdılar. Bütün madenciler geldi. Sonradan ikinci ekip olarak biz indik, 3 arkadaş. Yaklaşık 350 metre aşağı indikten sonra asansörle yaklaşık 3-3,5 kilometre yürüyerek olay yerine ulaştık. Ama olay yerine ulaştığımızda yani cenazelerimizi, şehitlerimizi bantlar yardımıyla taşıyorduk. Dışarıya aktarmalı olarak, bantlardan aktarmalı olarak taşıyorduk. Tabi UMKE ekibi de oradaydı. Yani herhangi bir nabız yoklaması, hemen nabzı attığı görüldüğünde hemen orada müdahale edilebiliyordu arkadaşlara. Tabi 41 tane şehidimiz var. Allah rahmet eylesin hepsine. Yani gördüğümüz asansörle olayın ilk patlamanın olduğu yere inebildiniz mi? İlk patlamanın olduğu yere yani yürüyerek 3,5 kilometrede ulaşabiliyorsunuz zaten ilk patlama yerine. Yani gittiğimizde gördüklerimiz evet çok acıydı. Yani tarif edilemez. Yani hepsi arkadaşımızdı zaten. Tanıyorsunuz, kentten tanıyorsunuz. Tabii kentten hepsi arkadaşımızdı. Yani çok. Peki yani, geldiğiniz yerde yaşayanlar yani kurtulanlar vardı. Onları kurtardınız. Kurtardığınız kaç kişi vardı? Yani biz gittiğimizde zaten 10 kişi dışarıya çıktı. Yani yaralı şekilde. Birkaç tanesi tabii. Siz onları yaralıydı. Hemen destek oldunuz. Tabii destek olduk. Yani kelimelerle anlatılmaz ya. Yani nasıl diyeyim? Yani hemen arkadaşlarımızı yani ambulansa yetiştirmek için yani sırtımızda taşıdık yani arkadaşlarımızı. Taşıyarak yukarı çıkardık. Büyük bir panik vardı zaten. Tabii panik büyüktü. Yani bir an önce olay yerine ulaşmak için yani tam tesisatla koşarak gittik içeride. Yani 3 kişinin yan yana gidebileceği bir yol. Yani zaten toz bulutu direkt üzerimize geliyordu. Yani maskelerimizle beraber zor ulaşabildik aşağıya. Yani ulaştığımızda da zaten ekip vardı orada, TTK ekibi. Onlarla beraber çalışmaları yürüttük. Yani devamlı yorulanları değiştiriyorduk artık. Kaç saat siz kaldınız? Biz 4 saat aşağıda kaldık. 4 saat. 4 saat aşağıda ama kaldık. Giriyorsunuz, çıkıyorsunuz değil mi? Evet. Yani aşağıda toz bulutu olduğu için yani maskelerimiz de bizim 45 ile 1 saat arası dayanabiliyor. Dayanabiliyor. Yukarı çıkıyorsunuz, maskeleri tekrar. Tabii. Değiştiriyoruz yani. Bacağı ağzında bekleyen insanlarla devamlı değişimli olarak gidip geliyorduk içeriye. Gördüğünüz manzara sizi tabii çok ürpertici bir manzara. Tabii bizi çok etkiledi. Evet. Çok etkiledi. Yani anlatamıyorum yani. Şimdi birisi biraz sonra onu göstereceğiz sevgili seyirciler. İzleyeceksiniz. Yaşan